15 Temmuz darbe girişimini Ankara'da Bahçeli Evler'de bulunduğumda öğrendim. Duyar duymaz hemen ben taksiye atladım. Kızılay üstünden Genelkurmay'a gittim. Genelkurmay'da taksiden indiğim anda üstümden geçen F-16 ve yaptığı alçak uçuş o gece yaşanacakların aslında bir habercisi gibiydi. Genelkurmay'dan açılan ateş otomatik tüfeklerle işlerin boyutunu tamamen farklı şekilde getirdi. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları darbeye karşı durmaları yönünde çağrısı üzerine vatandaşlar Genelkurmay kavşağına akın akın gelmeye başladı. Bu sırada biz de Genelkurmay kavşağında olanları bitenleri görüntülemeye çalışıyorduk. Ta ki ateş üstümüze açılana kadar. Şu an üstünden aylar geçmesine rağmen o görüntüler gözümün önüne gelince tüylerim diken diken oluyor. Vatandaşların tankın önüne geçmeleri, yani 7'den 70'e özellikle genci, yaşlısı, kadını, erkeği, ellerine Türk bayrağı alan herkes bu tanklara, darbecilere karşı çıkmaya çalışıyordu. Direnişleri gerçekten de şu an tekrar düşünüyorum ve gözleri yaşartacak cinsten. Başka bir milletten, başka bir ülkede yani başka bir milletin vatandaşları bunu yaşasa tepkileri ne olurdu bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bugün yaptıkları gerçekten takdire şayandı. Bazı vatandaşlar zırhlı personel taşıyıcı diye tabir edilen bir aracın üstünde askeri durdurmaya, o araçtan çıkartmaya çalıştılar. Tabii ki orada askerin, yani o bir erdi aslında, bir rütbeli değildi. Yaşananlara anlam vermeye çalışıyordu. O da ne olduğunu anlamıyordu. Gözlerindeki korku, dehşet, vatandaşların ona olan öfkesi gerçekten farklı. Çok ilginç bir görüntüydü orada. İnsanlar akın akın tankların üstüne çıkmaya çalışıyordu. Trafik kukasıyla tankın paletlerinin arasına sokup onu durduracağına inanan vatandaşlar vardı. Darbe girişimini bu şekilde püskürteceğine inanmıştı. O görüntülerde biz bunu gördük, o anları yaşadık. Genelkurmay'dan sürekli otomatik tüfeklerle ateş açılıyordu rastgele vatandaşların üstüne ve yanımda benim onlarca kişi öldü. Bir kurşun sesi duyuyorsunuz, yanınızdan geçiyor, 5 metre, 2 metre, 3 metre yanınızda insanlar, vatandaşlar vuruluyordu. Biz de çok zor anlar yaşadık, tankların arasında ezilmemeye çalıştık. İlerlemeye çalışan tanklar vatandaşları Genelkurmay kavşağının orada aşağı düşürdü onlarca metre yükseklikten. Tüyleri diken diken eden görüntüler yaşandı orada. Müzik 7'den 70'e demiştik. Yaklaşık 70-80 yaşında yaşlı bir amca vardı. Tek başına gelmiş. Elinde balyozu. Balyozun üstüne sarılıp Türk bayrağı tanka vurup onu durdurmaya çalışıyordu. Tankın üstüne çıkan vatandaşlar onu durdurmak için de ilginç yöntemlere başvurdu. Aslında yani bizim milletimizin ne kadar cesur, ne kadar akıl dolu, ne kadar bilgili olduğunu da gösterir bu. Tankın üstündeki kamuflajı açıp onu durdurmayı başardılar. O çok ilginç, tüyleri diken diken eden bir andı ve vatandaşlar bunun zafer çığlığını attılar orada. Kamuflajını kapattıktan sonra tankın ellerinde Türk bayraklarıyla tanka tırmanıp onu durdurmanın haklı gururunu yaşadılar orada. Benim için önemli olan fotoğraf tankı tokatlayan vatandaşı çektiğim kareydi.
içlerinde en anlamlısı bana göre oydu. O geceyi, dehşeti, vatandaşın bu tankı durdurma azmini gösteren en önemli kare bence buydu. Yani 40-50 tonluk içinde topu, tüfeği olan bir tankı tokatlayarak durdurmaya çalışması bu milletin aslında o gün neler yaşadığını ve neleri atlattığını özetliyordu bence.